Fatih Altaylı. fatihaltaylı.com.tr AKP Genel Merkezi'nden çıkan Özgür Özel, giren Özgür Özel değil mi? Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesinin normal olduğunu, ana muhalefet lideriyle Cumhurbaşkanı'nın elbette görüşmesi gerektiğini söylemiştim. Artık bu konudan emin değilim. Acaba görüşmese daha mı iyiydi? Görüşmeden bu yana CHP lideri Özgür Özel, seçim öncesi Özgür Özel'den çok ama çok farklı bir kişilik, bir görüntü sergiliyor. Bazen düşünüyorum acaba AKP Genel Merkezi'nde Özgür Özel'i kaçırıp yerine dublörünü mü koydular diye. Önce AKP'li trollerle görüşmeler, samimi pozlar, dostluk ifadeleri. Ardından Arapça tabela savunuculuğu, Arap diline kutsiyet atfetmeler falan. Anlamadığım işler. Arapça kutsalsa eğer diğer iki hak dinin dillerinin başı kel mi? O zaman Tevrat'ın indiği İbranice, İncil'in yazıldığı Yunanca'da, İsa'nın dili Aramca'da aynı oranda kutsal değil mi? Dahası Türkiye'yi işgal eden 10 milyonu aşkın sığınmacıyı da CHP koruması altına almalar. Bunlar hep görüşme sonrasının garabetleri. Oysa Türkiye bir yasa devleti. Sana bu konuda soru sorulduğu zaman sığınılması gereken yer ülkenin yasal düzeni. Arapça tabelalar hakkında ne düşünüyor musunuz mu dediler. Yanıt basit. Bu konuda yasa ve yönetmelikler uygulanır. Yıllar önce yabancı dildeki tabelalar İstanbul'u sarmaya başladığında bu konudaki rahatsızlıkları dile getirdiğimde ilk arayan dönemin Fatih Belediye Başkanı AKP'li Mustafa Demir olmuştu ve yönetmeliklere aykırı olduğu için Fatih'teki bütün Arapça tabelaları kaldırmaya başladıklarını söylemişti. Çünkü yönetmelik öyle gerektiriyordu. Keza sığınmacılar konusu. Burada da yasaya atıfta bulunmak çok mu zor? Tam da yabancılara verilecek sağlık hizmetlerinin bedelini Sağlık Bakanlığı'nın ödeyeceğini açıkladığı gün hastanede randevu, eczanede ilaç bulamayan ve her şeye katkı payı ödemek zorunda kalan milletin tepesi atıkken yasa dışı göçmenlere sahip çıkmak neyin nesi? AKP genel merkezine girip çıktığı günden beri özgür özeli tanımak mümkün değil. Bugünlerde Karadeniz'de çay alımındaki rezaletlerden, emeklilerden, düşmeyen enflasyondan, verilemeyen sağlık hizmetlerinden, bulunamayan ilaçlardan, AKP'nin yapamadığı tasarruftan bahsederek millete sahip çıkmak yerine göçmenlere sahip çıkmayı tercih ediyor. Gerçekten anlamak mümkün değil. Ya içeride rehin alıp yerine başkasını koydular ya da Erdoğan'dan sonra AKP genel başkanlığına hazırlanıyor. Bir yanda tasarruf, bir yanda divanhane. Kamuda 100 milyarlık tasarruf yapılacakmış. Taşıt, bina alım ve kiralamaları durdurulacakmış. Kamuda işe alımlar azaltılacakmış. Birden fazla yerden maaş alan AKP'lilerin limiti aşan bölümü bütçeye aktarılacakmış. Okudum, acı acı gülümsedim. Sizce mümkün mü? Elbette değil. Tasarruf yapacaksak niye iktidar olduk kafasının 22 yıl sonra düzelmesi mümkün mü? Orta kademe memura belki biraz eziyet edilir. Birkaç hakkı dostlar alışverişte görsün denilerek elinden alınır ama tasarruf masaruf olmaz. Boeing 747'den A340 ve A330'dan ve onlarca uçaktan vazgeçmezler. Yüzlerce otomobillik konvoylardan, binlerce odalı saraylardan, yılda bir kere bile gidilmeyecek Ahlat Sarayı'ndan, yılda belki 10 gün kalınacak Okluk Sarayı'ndan vazgeçilmez. İtibarı debdebede, sarayda, uçakta, otomobilde, varakta, yaldızda zannetmekten vazgeçmezler. Vazgeçecek olsalardı Haliç kıyısında yeni ofise gerek duyarlar mıydı? Haberiniz var mı bilmiyorum. Kasımpaşa'nın denize kavuştuğu yerdeki Divanhane binası Cumhurbaşkanlığı çalışma ofisi oluyormuş. Binayı bilir misiniz bilmem. 1860'larda Dolmabahçe'nin ve İstanbul'daki pek çok eserin mimarı Balyanlar tarafından inşa edilmişti. Osmanlı döneminde bir süre Bahriye Nezareti olarak kullanıldı. Cumhuriyet döneminde ise Kuzey Deniz Saha Komutanlığı'ydı. Birkaç sene önce restorasyona alındı. Restorasyonu yapan aynı zamanda özelleştirilen Haliç Tersanesi'nin yerine ultra lüks konut ve otel projeleri yapan Fettah Tamince'nin sembol inşaatıydı. Ve şimdi bu tarihi binada Cumhurbaşkanlığı çalışma ofisi olacakmış. Dolmabahçe Sarayı, Vahdettin Köşkü, Huber Köşkü'ne sığmamışlar. Olacak ki şimdi divanhanede ofis yapılıyor ve Mehmet Şimşek tasarruf diyor. Hala anlamamış itibardan tasarruf olmayacağını. Ah Mehmet Şimşek ah ne anlayışsız adamsın. Filantropi falantropi. Sırf İsrail'i eleştirdiği için işinden atılan rektörleri, kariyeri biten siyasetçileri, tehdit edilen sanatçıları, konuşma hakkı verilmeyen öğrencileri gördük. Bu sözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ait. Doğru. Batı'da şu anda İsrail'i eleştirmek yaptığı katliama söz söylemek yasak. Üniversitelerde gençlerin vicdanlarına yaslanarak yaptıkları İsrail'in Gazze'deki katliamını kınayan gösteriler engelleniyor. Peki niye? Bunun yanıtını burada birkaç kez verdim aslında. Batı'da gerek sivil toplum hareketleri, gerek STK'lar, gerekse üniversiteler büyük oranda bağışlarla ayakta kalıyorlar ve bugün dünyada filantropi adı altında yapılan bağışların toplamının sekseni Yahudiler tarafından yapılıyor. Yahudi zenginler, fon yöneticileri, bankerler, bankacılar yılda yaklaşık 300 milyar doları bulan bir filantropi ekonomisinin %80'ine hükmediyorlar. Pek de sivil toplum kuruluşu, pek çok üniversite onların bağışlarıyla ayakta kalıyor. Haliyle bunların etkilediği siyasetçiler ve düşünce dünyası da İsrail yanlısı olmak zorunda kalıyor. Denklem bu kadar basit aslında. Petrol zengini Araplarsa otomobil koleksiyonu yapıyor, yüksek binalar dikiyor, yatlar alıyorlar. Bunlara doyunca onlar da filantropinin önemini anlayacaklar. Yaklaşık bir 500 yıl sonra. Ne zaman insan oluruz? Gençlere umut vermekte zorlanmamızın nedeni sadece iktidar partisi olduğu zaman.